Artı şeye de geçecek, medya bana da geçecek. Sen de ona da kafadan bir 50 yıl vuruyor. Tek mertte. Evet. 50 yıl vuruyor. Şimdi mesela af çıksın, o 2 mertte gidenler tek mertte de düşünüyor. Doğru söylüyorsun. Kullanmıyor. Ha tek MHP'li olanlar... Dergi mi, belgesel mi abi, nedir bu? Adam mesela cezaevinde... Abi gazete. Bizim Sakarya gazetesi. Evet, o şimdi cezaevinde yattığı zaman... Atıyorum adam 20 seneden beri atıyorum, muhabbet yemiş. Af ç... Cezaevleri kuralım, af çok... Yani abim de yatmış mı? Anladım. Cuma şimdi bak, cumaya gideceğiz hep beraber. Hatta fotoğrafçı da gelecek. Orada namaz kılanlar da çekilecek. Orada takip edeceğiz abi. Bu mu? Kahve mi? Biliyor musun kahveci mi abi? Şaşırdın mı Cengiz Usta? Yok. Şaşır mısın? Kahveci yok orada. İç çayımızı iç yağı bitir. Burayı hemen şey yapacağım da. Sen de çık. Müdürüm. Arkadan başlayalım. Tarihin pozlu sayfalarına gitmek üzere olan İlyas Sanatı, Sübükeyi sizlerle beraber burada konuşuyoruz. Biz istiyoruz ki bu meslek biraz daha yaşasın. Çünkü Türkiye'de bunu Sakarya'dan başka yoğun bir şekilde yapan yok. Bazı illerde var ama çok az. Eğer Sakarya'da bu sübüke biter ise Türkiye'de bitmiş olacak. Yaklaşık 300 dolayında, 350 dolayında ustamız, 65 resmi, 10-15 da gayri resmi çalışan 80 tane filan bir imalatçıyla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah tarihin tozlu sayfalarına yerimizi almak bizim için gecikir diyoruz. Ve bunun için de yetkililerden, özellikle belediyelerden hem yardım istiyoruz hem bir şikayetimi dile getiriyorum. Yardım derken? Destek ya. Mesleği yaşatma bakımında. Örneğin bir belediye 5, 10-15 kişi iş aldığı zaman ne kadar iyi belediye diye adlandırıyoruz. Evet. Ama burada 350 insanın hayatı devam ederken bunlara çok güzel bir katkıyla beraber 350 kişiye iş vermiş konumuna gelmiş olabilirler. Örneğin, Aynen ve Nakden Belediye'nin yardımları var. Genellikle bu Ramazan'da oluyor ama başka aylarda da oluyor. Örneğin Ramazan paketini ele alarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bir paket yapıyor belediyemiz Ramazan'da. Yaklaşık Sakarya'da 20 bin kişiye falan tahminim bu ulaşıyor. Genel yani, ilçeleri sayıyor. Pirinç koyuyor, makarna koyuyor, yağ koyuyor, peynir koyuyor. 60-70-80 liralık bir paket yapıyor. Biz diyoruz ki, Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, bu meslek Sakarya'nın, sen de Sakarya'nın belediye başkanısın, Sakarya ilçelerinin belediye başkanısın. Gel, bu paketi yanına bir tane de sübürge koy. 80 liralık paketin 90 olur. 50 liralık 60 olabilir. Ama organik, hijyenik, tamamen doğal, insan sağlığına hiç zarar vermeyen, önemli bir temizleme aracı olan sübürkeyi Fatma teyzeme, Ayşe ablama iletirseniz bu meslek de dolaylı yoldan yaşamak için bir nefes almış olur diyorum. İnşallah dediğimi siz duyuyorsunuz. Adapazarı'na gelen misafirler var. Onlara da hediyelik süpürkeler var. Süs süpürkeleri var. Onlardan da takdim edebilirler. Yani sanatçılarımız 4-5 çeşit süpürge üretmektedir. Bunlar işte saplı dediğimiz süpürgeyle sokakları süpürüyor. Uzun saplı dediğim 1 metrelik falan. Daha kısa saplı elle hanımlarımız evleri, balkonları süpürmek için bunu alıp kullanıyorlar. Hediyelik de olabilir. Küçük sübükelerimiz de var. Onlar da olabilir yani. Şimdi siz kaç yıldan beri ayakta durmaya çalışıyorsunuz? Bir de elektronik teknolojiyle rekabet halindesiniz. Biz yaklaşık yani şöyle Türkiye'deki sanayileşme diyoruz ona. Orta ölçekte de olsa başladığından bu tarafa yavaş yavaş mesela örneğin 380 imalatçıdan şu an 80'e düşmüş bulundayız.
300 arkadaşımız ölen ölmüş, Allah rahmet eylesin. Kalan kardeşlerimiz de bu işi yapmıyorlar. Değişik yerlerde kendileri iş bularak çalışma, hayatlarını devam etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde Nurettin kardeşim. Peki yani bu 80 işletmeyi, yani süpürgeci çalışanı, yani ekonomiye vurduğumuz zaman ne kadar? Biz şimdi bu 300 dolayındayken yaklaşık günde 50 binden 60 bin adet mal üretiyoruz. Bunu 10 liradan baz alsan en düşük olarak 50 bin süpürgeci 500 bin lira. Ayda ne yapar? 15 bin lira mı yapıyor? Ben matematiği pek şey edemem. Evet. O şekilde yani. Bunu bir yıla vurduğunuz zaman biz yaklaşık, yani benim tahminim 6 milyon TL bugünün parasıyla bir sirkülasyon içerisinde ve bunu da 350 şeyimiz, ustamız, işte işverenlerimizle beraber ve çocuklarla beraber 1500 nüfusa yakın insan bu hamur içerisinde yoğurularak hayatlarını devam ettiriyor. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz gene. Arzumuz bu. Ha, önemli bir şey daha söylüyorum. Bizim arkadaşlarımızın şu anda ustalarımızın yaşları 40 ile 70 arasında değişiyor. Biz KPSS'ye girerek puan alma şansımız yok. Devlet dairesine girme şansımız yok. Biz bu işi yaparak hayatımızı devam ettirmek istiyoruz. Birinden de ulufi olarak bize bir şey vermesini istediğimiz bu da yok. Yeter ki biz ürettiğimiz malı pazarlayalım, mutlu olacağız, hayatımızda böyle devam edeceğiz. Kendi kendimize yeterli olmak için pazar sıkıntısından dolayı bu hediyelik dediğim zaman Ramazan paketi misali ya Ramazansız da olabilir. Örneğin bir şey daha söyleyeyim. Bekit resmini çekmişsiniz. Saplı ayak süpürgesi diyor. Sakarya'da yaklaşık 17 bin tane esnaf var. Belediyemiz alsa 17 bin tane süpürge. Evet. Dese ki ben geldim kapınıza ey esnaf. Bak bu naylon değil. Petrol altı değil, hijyenik, organik, organik süpürge. Bundan kapını süpür, sana hediyem olsun. Hem bu siyaseten yapanlara yarayacaktır, hem de Sakarya'nın temizlemesine yarayacaktır, hem bizim hayatımız devamına yarayacaktır. Üçlü yararı var, inşallah yaparız. Peki yeni nesil ustalar yetişiyor mu? Yok. Onlar... Yani yok denecek kadar. Babanın yanında oğlu olabiliyor, o da yardım için okulunu bitirince gidiyor işine. Yok. Yani böyle, benim çocuğumu buna vereyim de yapsın, bir tane daha yok. Biz son diyesiniz. Sizin kuşaktan sonra yetişen yok. Yok, ben bilemiyorum yani şu anda, bir, yani tek Türk belki bir iki tane olsa üçüncüsü yok. Arkadaşlarımız burada yani, son var mı yok, ben bilmiyorum. Çok, 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 çok.